arkadaşlar. Üstü sayılar konumuzun birinci testiyle başlayalım. Birinci sorumuzda 4 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 işlemin sonucu için. Şimdi ikisini 2'nin kuvveti olarak yazalım. 4 yerine 2'nin karesi yazarsam üstünde bir 3 kuvveti var. Çarpı 2 üzeri 4. Burası kuvvetler çarpılacağı için 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4. Ve çarpım durumunda tabanları da eşitse kuvvetleri topluyoruz. Biliyorsunuz ki 2 üzeri 10 buradan gelecek cevap. İkinci sorumuzda yüksek atlama sporcusu santimetrelik hedefi geçmeyi başarmıştır. Sporcu kaç metrelik hedefi geçmiştir diyor. Öncelikle bunu bulmamız lazım. Şimdi bunu çözümlediğimiz zaman burada nedir? 25 çarpı 32 gelecektir. 25 çarpı 32 değerimiz de 800'e eşit 800 santim. Bize kaç metre olduğunu sorduğu için o da nedir? 8 metre gelecek. Üçüncü sorumuzda eşitliği için. Şimdi kuvvetleri eşitse, tabanları daha doğrusu eşitse kuvvetleri topluyoruz biliyorsunuz. X üzeri eksi 2, tabanda da x üzeri eksi 7 ve eksi 7 yukarıya artı olarak geleceği için işaretini değiştirerek eksi 2 artı 7'den de x üzeri 5 cevabı gelecek. Dördüncü sorumuzda. Şimdi eksi burada dikkat etmeniz gereken 2 parantezin üstünde değil. Sadece 3'ün üstünde olduğu için buradaki eksi etkilemiyor. 3 üzeri 2'den 9 geldi. 2 üzeri 0, 1. Eksi 1 geldi bu parantezin içi. Buradaki eksiden dolayı da artı 1 oldu. Burada eksi 5'in tamamının karesi olduğu için eksiyi de etkiliyor. Yani eksi 5'in karesinden 25 gelecektir. Buradan da cevabımız 17 olur. Beşinci sorumuzda eksi m'nin tek kuvveti verdiği için yine eksi kalacaktır. M üzeri 5. Burada m'nin çift kuvveti ama sadece m üzerinde eksiyi etkilemediği için çarpı eksi hala duruyor. M kare. Burada 4'ten dolayı buradaki eksi zaten artıya dönecek. Ve eksi 4 verdiği için de burası 1 bölü şeklinde yazacağım. Yani çarpı 1 bölü m üzeri 4 haline gelecek. Düzenlediğimiz zaman bir kere eksi ile eksinin çarpımından tamamı artı olmuş oldu. Üst tarafta m üzeri 7 var. Payda da m üzeri 4. 4 yukarı eksi olarak gideceği için şöyle diyelim. M üzeri 7 eksi 4'ten cevabımız m üzeri 3 gelecek. Altıncı sorumuzda. Öncelikle burayı şöyle açalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 diye açarız burasını biliyorsunuz ki. Eşittir bu da 5'in karesine. Hatta 5 üzeri eksi 1 de şöyle yazalım. 5 üzeri x çarpı 1 bölü 5 eşittir 5 üzeri 2. 5 üzeri buradaki çarpım 5'i buraya gönderebiliriz biliyorsunuz ki. 5 üzeri x eşittir. Buradan da 5 üzeri 3 gelecek. Şimdi bunu açtığımız zaman 125 dediğimiz ifade 5'in 3. kuvveti. Üstünde x eksi 1 kuvveti var. Bu x eksi 1 dağıtabiliriz. 5 üzeri 3x eksi 3 şeklinde yazacağız. Hatta bunu da şöyle dağıtalım. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 3 şeklinde. Burasını 5 üzeri x'in 3. kuvveti diye yazabilirim. Burası aynen kalsın 5 üzeri eksi 3 olarak. 5 üzeri x'in 5 üzeri 3 olduğunu bildiğimiz için yerine yazdığımızda burası 3'ün 3. kuvvetinden 9 gelecek. Çarpı 5 üzeri eksi 3 ve buradan da cevabımız 5 üzeri 6 gelir. 7. sorumuzda. Şimdi 81 ve 27 ikisinde 3'ün kuvvetleri şeklinde yazabilirim. 81 yerine 3 üzeri 4 yazarım. 4. kuvveti var. 27 yerine 3'ün 3. kuvveti bir de 3 kuvveti var. Buradan kuvvetleri çarptık 16. Burada kuvvetleri çarptık 3 üzeri 9. 9 yukarıya eksi olarak gidecek. Yani 16 eksi 9'dan cevabımız 3 üzeri 7 gelecek. 8. sorumuzda. Burayı da yine açalım kuvvetini. 7 üzeri x çarpı 7 üzeri 2 şeklinde yazılır. Buradaki ifademiz nedir? 1 bölü 7'nin karesi aslında. 7'nin karesini paya geçmek istiyorsam 7 üzeri eksi 2 olacaktır. Ve 7 üzeri eksi 2'nin artı 3 kuvveti o da ne yapıyor? O zaman 7 üzeri eksi 6 yapacak. Şimdi buradaki 2'yi karşı tarafa daha doğrusu buraya payda olarak gönderebilirim. Yani 7 üzeri x eşittir. 7 üzeri eksi 6 bölü 7 üzeri 2 şeklinde yazarız. Burayı da düzenlediğimiz zaman 7 üzeri x ifadesi yukarı eksi olarak gittiği için eksi 8'e eşit. 7'ler zaten birbirine eşitse x değerimize o zaman direkt eksi 8'e eşit olacak. 9. sorumuzda hepsini 2'nin kuvvetleri olarak yazalım. Öncelikle 8'i 2 üzeri 3 olarak yazdım. Üzerinde 8 kuvvetimiz var. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Üzerine 4 kuvveti. Payda da 2 üzeri 2. Düzenlediğimiz zaman 2 üzeri 24 geldi. Burada 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2. Pay kısmındakilerin kuvvetlerini topladığımda 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 2 gelecek. 2'yi de paya eksi olarak gönderdiğimiz zaman 2 üzeri 30 değeri gelecek. 10. sorumuzda eksi 2'nin 4 üzeri eksi 2 dediğine göre nedir? 1 bölü 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. Bunda eksi 3. kuvveti vermiş ya da hiç bu şekilde yapmadan direkt kuvvetleri çarpsak daha kolay olacak. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımından direkt 4 üzeri
6 gelecek. 2 şeklinde yazmamızı istemiş. O zaman 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Üzerine 6 kuvveti. Yani buradan da 2 üzeri 12 değeri gelir. 11. sorumuzda işlemin sonucu için. Şimdi buradaki 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 yazalım. Bunun da 6. kuvveti verilmiş. 81'de 3 üzeri 4 yazdık. Burada kuvvetleri çarptığımız zaman eksi 6 çarpı 3 üzeri 4. Çarpım durumunda oldukları için kuvvetleri topladım. Buradan da 3 üzeri eksi 2. Yani o da nedir? 1 bölü 9 şeklinde olacaktır. 12. sorumuzda 3 tane 5 üzeri x'i topladığına göre şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 5 üzeri x desek aynı şeyi ifade edecek. Buraya da şöyle diyelim. 3 çarpı buradaki 1 bölü 5'i de 5 üzeri eksi 1 olarak yazalım. 3'ler zaten birbirine eşit. 5 tabanlar eşit. O zaman x değerimiz de direkt eksi 1'e eşit olacak. 13. sorumuzda. Şimdi kuvveti 2 verdiğine göre çift kuvvet olduğu için burası artıya dönüşecek ve burası 1 bölü 3 üzeri 2 gelecek. Bölü 1 bölü burası nedir? 3 üzeri 4 olacak. Bölme olduğu için bunu şöyle de yazabiliriz. 1 bölü 3 üzeri 2 çarpı ters çevirip çarpıyorum. 3 üzeri 4 şeklinde. Bu da ne olacaktır? 3 üzeri 4 eksi 2'den değerimiz 3 üzeri 2 gelir. 14. sorumuzda 6 üzeri x için. Şimdi 6'yı çarpanlarına ayırsam 2 çarpı 3'ün x kuvveti şeklinde yazabilirim. Ve bu x'i de nasıl yazıyoruz biz? X'i dağıtabiliriz buradaki tabanlara. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x ifadesi şeklinde açabiliriz 6 üzeri x'i. Bölü 2 üzeri x varmış eşittir 9. 2 üzeri x'ler sadeleşir. 3 üzeri x 9 dediğine göre 3'ün karesi şeklinde yazdım. Buradan da x değerimiz 2 geldi. 15. sorumuzda yukarı 1 artı 2 üzeri 4 birim olan bir küpün tüm yüzeylerinin alanları toplamı demiş. Şimdi öncelikle bir kenarının, bir yüzeyin daha doğrusu alanı nedir? Bir kenarı 2 üzeri 4 ise küp olduğu için burası 2 üzeri 4. O zaman bir yüzeyin alanı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'tür. Ve küpün 6 tane yüzeyi olduğu için 6 ile çarpıyorum. Tüm ayrıtları uzunlukları toplamına eşittir. 1 ayrıtı 2 üzeri 4 ise küpün 12 tane ayrıtı olduğu için 12 ile çarptım. 2 üzeri 4'lerden birer tanesi sadeleşir. 6 ile 12 sadeleşti. 2. Buradan 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 1'den cevabımız 2 üzeri 3 yani 8 olacaktır. 16. sorumuzda sayısının çeyreği hangisidir demiş. Şimdi buradaki 8'i tabandaki 8'i 2 üzeri 3 yazdığımız zaman kuvvetinde 8 var. Yani burası 2 üzeri 24 gelecek. Çeyreği dediğimiz ifade 4'e böleceğiz. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazalım. Buradan da cevabımız 2 üzeri 22 olur.